Sayın Türkan Saylan ve onun yolunda bir ışık gibi parlayan, devam eden yolculuğunda da halen bize işlemi veren Eren Sevikos'u ve bedenesi var. Birlikte onları izleyelim. Bir kere daha hatırlayalım. Yıldızlara bakarımsak bir yerden bir ses gelsin. Ne yaparım, ne yaparım? Ne işe yararım bu dünyada, ne yararım? Dolanlı Almanya'dan şan ve felsefe eğitimini tamamlayarak yurda dönen baba Hasip Garip Bey. İsviçre'de Rana mahallesinin kızı ve asıl adı Lili olan anne Leyla Hanım. Türkan Saylan, Hasip Garip, Leyla Saylan çiftinin ilk çocuğu olarak 1935 yılında Emirgan'da doğdu. Osmanlı terbiyesinde bir babaanne ve Alman disiplinine bağlı anne babanın kurallarıyla şekillenen çocukluk ve genç kızlık yılları, dört kardeşiyle birlikte Kandilli'de ağaçlar ve çiçeklerle çevrili evlerinde geçti. En kötü hava koşullarında bile okula gelmeyi başaran öğretmenler, okulda sahnelenen piyesler, gizlice okunan romanlar, edebiyat, şiir, felsefe tartışılan mektup arkadaşlıkları. Kandilli sesin Anadolu'nun her köşesinden diğer kızlarla tanıştırdığını, paylaşmayı öğrendik. Çalışmayı öğrendi. 1953'te mezun olduğunda sahne doğuşlarla olan bir tutkuya sahipti. Bu bir aşktı. Gidemezsen, kazanamazsan ölürüm diyordu. Ben böyle bir duyguyla tıbbiye gittim ve çok sevdim. 1957'de evlendi. Oğulları Çağlayan ve Çınar bir yıl arayla doğdu. 1960'da bel kemiği tüberkülozu nedeniyle 13 ay yatağa mahkum kaldı ve ardından 2 yıl çelik korse giydi. 1963'te tıp fakültesinden mezun oldu. 1966'da eşinden ayrıldığında tüm kardeşler ve çocukları aynı evi paylaşarak birbirlerine destek oldular. 1968'de deri ve süreli hastalıkları uzmanıydı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü baş asistanlığına atandı. Profesör Osman Yeni beni çağırdı. Farklı sadece baş asistanıyız. Bu kliniğin hanımısı, ablasısı, annesisi, doktorusu. Aman yarabbim. Yani öyle bir çalışma kurdum ki kendime deliler gibi. 1971'de İngiliz Kültür Heyeti kursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü. 1972'de doçent oldu. 1974'te Fransa'da, 1976'da yine İngiltere'de mesleki çalışmalar yürüttü. 1976'da tekrar çalışmalarına başladı ve Cüzdanlı Savaş Derneği'ni kurdu. Cüzdanlı mücadeleyi öğrencileriyle birlikte ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ve sahada araştırma uygulama bütünlüğü içinde yürüttü. 1977'de profesör oldu. Ben sonra öğrendim, proje yapmasını, proje yönetmesini. Bu sefer bir üçüncü üniversite açıldı önümde. Yani Anadolu'yu tanımak, toprağı tanımak, insanları tanımak. Hem öğrencilere eğitim oldu, hem halka eğitim oldu, hem çalışanlara, okuyucu doktorlara. Hastalarımızın iki tane fişi var. Bir tanesi sağlıkçı, bir tanesi sosyalmiş. İşte kendisine nasıl bir yardım yapılabilir? İnek mi alsak, 10 tane keçi, 10 tane koyun mu alsak, sosyal farkında projeyi? O zaman hiç yoktu. Biz o tarihten bu nedenle 800 çocuk okutmuşuz hastalığımızın çocukları. Doktor oldular, öğretmen oldular, hemşire oldular. Yeni baştan ulusal veri ve kontrol programını hazırladık ve uyguladık. Yani birçok kişinin emeği var burada. 1982-87 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 1981-2001 arasında aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Defra Hastanesi'nin gönüllü başhekimiydi. Bu alandaki çalışmalarıyla 1986'da Hindistan'da Uluslararası Gan Ödülünü aldı. Dermatoloji Laboratuvarı, belirtili hastalığı ve cinsel ilişkiye bulaşan hastalıklar kurulu
kuruluşuna öncülük etti. Tıp fakültesindeki öğrencileriyle, dermatoloji anabilim dalındaki asistanlarıyla, genç öğretim üyesi arkadaş, Türkan Hoca'yla birlikte olmak size hem bilimsel anlamda hem sosyal anlamda çok şey katıyor. 1986. İlkimizi araya yaptık. O zaman demiştik ki Atatürk kültürlü bölümünü kurma görevimiz var. Ama onun yanında yaşatma, geliştirme ve bunu da çağdaş eğitim yoluyla yapmak, çağdaş insana, çağdaş topluma ulaşmak. Şu anda 93 yolumuz var. Hayallerimiz çok büyük tabii. 100 yıl var. Hiçbir şey yok. 1990'dan sonra Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, Kandilli Kız Lisesi Kültür Eğitim Vakfı yeni uğraş ve sorumluluk alanları oldu. 2000'li yıllarda ise ek olarak Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu ve Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu birliği görevlerini üstlendi. Türkan Saylan 2002 yılında emekli oldu ve resmi görevlerini devretti. Eğitim alanındaki 3 senelik kurumda sorumluluğu ve çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Evet, çok yakın. İsterimizin parlak gözleriyle hocam, Türkiye gibi bir ülkede yaygın eğitim de son derece önemli. Kadın eğitimi en geniş anlamıyla hem örgü hem yaygın eğitim olarak toplumun yükselmesi için ön plana çıkıyor. Çünkü kadın anahtardır, kadın kültür taşıyıcısıdır. Seçici kurulumuz eğitimi her yaşta yaşam boyu eğitim olarak düşünerek. Büyük düşünmeli ama akılcı düşünmeli. Bilimsel değerlerden asla uzaklaşmamayı, çağdaş evrensel değerlerin peşinde koşmayı öğretti. Türkan Hanım bu kadar çok işi, bu kadar az zaman için nasıl bunun altından kalışıyor? O benim için bir mucize. Şuraya kadar da mutluyum, çok mutluyum. Yani bir de ayrı mutluluğum var. Çocuklarımla mutluyum, evimle mutluyum, kedimle köpeğimle mutluyum, dostlarımla mutluyum. Yani hayatı doğru yolu yaşadım. Gönlümün götürdüğü yere kadar gittiler var ya, öyle bir şey. Tutkuyla yaşamak, hayatın kalitesini her alanda artırmaya yönelik bir dikkat, arayış ve eylemlilik hali, onu tüm tevazusu içinde Türkan Saylan yaptı. Büyük insan. İşler içinde yatsın. Şimdi Fransız'ın tosun üretiniz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Çağdaş
Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Halil Arif'e hoş geldiniz. Evet, ben de meşhur oldum. Ah demiştim, sen de meşhur oldun, ben de meşhur oldum. O kadar güzel bir insandı ki, onu tanımak, işin olmasını, olmasıyla, kısa da olsa, güzelmiş, ömrümün kısmını geçirmek. İşler içinde, evet. Aramızda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkler Müziği Korosu, herhalde birlikte kurucusu olan Sayın Hacer Nesli aramızda. Onu davet etmeden önce ki, duygularını sanırım bizimle paylaşmak isteyecekler, o günleri yad edecektir. Ondan önce şöyle bir anekdot sizlerle paylaşmak istedim. Yoğun günlerde veya şöyle diyeyim isterseniz. Sayın Türkan Saylan biliyorsunuz talihsiz bir suçlamayla Ergenekon davasına eklendi. O günlerde tüm Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şubeleri baskı altındaydı. Türk üyeleri, Türk barış yapan listeleri hedefe geçirdiler. O listelerde Karayim'de ismi vardı. Tabii ki doğal olarak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olduğu için. Ve komşuları birden paniklediler. Özür dilerim. Komşuları birden paniklediler. Ve o sırada tabii paniklemelerinin bir başka nedeni de Karayim Gümüşlüğü'nde veya kütüphanesinde Atatürk'ün nutku var. Bunu komşuları sürekli görüyorlar. Hemen kapıya geldiler. Ben yoktum o dönemde. Evliliğiydi. Kapıya gelmişler ki, öyle söyleyeyim. Ve demişler ki, herhal bak böyle bir durum var. Lütfen o nutku bize ver ki sana görüşün bir haliyle. Bir saklayalım onu, sana zarar gelmesin. Karayim'e dedi ki, demiş ki, ben Atatürk'e izindeyim, unutup benim yolumu belirliyor. Gelecekse o yüzden başıma gelsin, ne gelecekse gelsin. Hiç korkmayın, dedi ve gidip içeri. Böyle bir insan merak. Ve orayı kurban sürecinde evde konuşuyoruz. O nedenle bağışlar azalmış ve çağdaş yaşam karnelerine destek veremez olma gelmiş. Ne yapalım, ne yapalım, bu böyle olmuyor diye düşünürken yani daha bir şey geldi. Başka korolarda da çalışıyor ya. Ne geldi bana? Bir de çağdaş yaşam, Kadıköy'de çağdaş yaşam, destekleme derneğinin korosunu kursak, konserlerden gelen gelirlerle harcayanlara destek versek. Nasıl olur dedi. Onlar dedim daha ne olsun. Ve hemen girişimlere başladı. Ben de Hacer'le konuşayım. Çünkü Hacer'in o dönem aktif olduğu bir koro var ve koronun da bir şeyi var. Çok özür dilerim. Ve irtibat kurdular, görüştüler. Teşekkür ederim. Görüştüler ve koroyu kurmak için karar verdiler. Ya dedim, Alev Ergüler hanımefendiler, o çalışmaya destek vermek için kabul ettim. Ve bu görüntüsünü izlediğiniz koro o şekilde kurdu. Sevgili Hacer Nesli'yi lütfen senle duygularını paylaşmak için gelir misiniz? Teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir gecede bir içinde konuşmak hem çok zor hem çok onur verici. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum bana da o onuru yaşattığı için.
Gece'ye hoş geldiniz. Biraz size o dosttan bahsedeceğim. Feral Sevgilerle dost. Bir güzel dost ki birlikte yol yürümekten olur duygu. Çağdaş Çocuğun Destekleme Derneği'nde yaptığı çalışmalarla yüzlerce çocuğa mutlu olmuş, eğitimlerine katkı vermiş, kar, kış, toprak, çamur denemiş, ulaşılması zor semtlerde evlerine kadar çocuklar gitmiş, üniversite hayatları dahil olmak üzere onlara destek vermiştir. Atatürkçü Düşünürlerle üyesi olarak keza birçok çocuğun burs alması için çalışmalar yapmıştır. Kadın üyesi olarak kadınların yönetimlerde yer alması ve kadın hakları için çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi eğitmen olarak partililerimize eğitimler vermiş, sosyal projelerle partimize birçok faydası olmuştur. Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi olarak eğitim, kültür ve sağlık alanında projeler yapmış, fark yaratmış, kentli dostudur. Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Kurucusu olan sevgili dostum Feray, hastalık sürecinde de hizmetlerine devam etmiştir. Çağdaş Şaşırı Destekleme Derneği'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenen bu konseri sizlerle birlikte hüzünle, aynı zamanda gururla izleyeceğim. Sevgili Feray, kurucusu olduğun bu koro, bu koroyu yaşatan arkadaşlarının vefası ve yüce gönülleriyle çocuklar ve gençlerimiz aydınlık bir Türkiye için burs almaya devam ediyor. Türkan Saylan'ın yol arkadaşı, Atatürk'ün evladı, Cumhuriyet kadını Feray Sevinler'le olsun. Mekanın cennet olsun. Huzur içinde olun. Çocuklara ışık oldu, aydınlattı. Bir laf